Merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta yine muhteşem bir konu ve konukla karşınızdayız. Ben Aslı Mercan. Merhaba, ben Zeynep Özdemir. Bugünkü konuğumuz Murat Oğan. Hoş geldiniz. Hoş geldin Murat. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Klasik ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Murat Oğan kimdir? Güzel soru. Ben 76 doğumluyum. Sakarya 76 doğumluyum. 24 senedir Bodrum'da yaşıyorum. İş hayatımın tamamını hizmet sektöründe geçirdim. Yani en altından başlayıp şu anda da işte bulunduğum yere kadar geldim. Yani çok konuşacak çok fazla bir şey yok. Evliyim. İki tane çocuğum var. İkisi de burada doğdu. Artık hani ben Bodrumluyum diyebiliyorum. Okumama geldim artık. Hep eğlence sektöründe miydin Murat? Yani geldiğin yani hizmet sektörü. Neyle başladın hani buraya geldiğinde? Hizmet sektöründe aslında eğlence yani eğlence değil yeme içmeyle başladım. Son 12-14 yılım eğlence sektöründe. Şimdi aslında şu anki oluşumda hem eğlence sektörü var hem de yeme içmede de birkaç faaliyet gösteren işletmem var. Yani şeydir böyle çok karışık geçti aslında o biraz da. Yani önce yemekle başladık sonra eğlenceye döndü. Sonra şimdi tekrar yemeğe döndük. Hangisi daha keyifli? Valla ikisi de aynı aslında. Çok bir farkı yok. Hangisi yorucu derseniz gece daha yorucu tabii. Restorancılar ama hepsinde ayrı ayrı şeyleri vardır. Zor tarafları vardır, keyifli tarafları vardır. O çok böyle hani geniş bir şey. İnsanların neden zevk aldığıyla alakalı bir durum. Evet. Peki bu hani 24 sene her zaman yeme içme veya gece hayatıyla alakalı olarak sektörlerde devam ettin yolculuğuna. Yani 24 senelik tecrübenin tamamı da bu iki alana ait diyebiliriz değil mi? Evet, başka hiçbir şey yapmadım. Peki 10-12 senedir bir gece hayatı sanırım söz konusu. Peki, barcılık bir meslek midir yoksa bir iş midir? Barcılık demeyelim aslında bu hizmet sektörü diye biraz daha genel bir durumu var bu işin. Yani gece içki satmak da bu sektörün içinde, yemek satmak da bu sektörün içinde. Aslında bu yani genel bir durum. Hani barcılık değil, hizmet sektörü bir meslektir. Ve çok da güzel bir meslektir aslında. Çünkü bizim işimiz biraz daha tabii dışarıdan çok eğlenceli görüldüğü için insanlarda bir şey oluyor böyle çok çok güzel bir hayatı var, çok eğlenceli bir hayatı var durumu oluyor. O yüzden de insanların bize dokunması biraz daha hızlı oluyor. Yani ilişkilerimiz daha sıcak oluyor, daha hızlı kaynaşıyoruz falan. Normalde bir başka bir meslek yapan birinin tanışamayacağı insanlara tanışabiliyorsunuz. Sosyal çevreniz çok geniş oluyor. Bunu doğru da kullanırsanız aslında büyük bir yatırım bu bizler için. Hani bu işin parasından daha önemli sosyal çevremiz çok daha iyi oluyor. Yani benim mesela ilk tanıştığım kişilerden bir tanesi Borusan Holding'in sahibiydi. Çok da severdi beni. O zaman daha 20'li yaşlardaydım. Yani böyle bir insana dokunabiliyorsunuz. Çok enteresan bir mesleğimiz var aslında baktığınızda. Bir de tabii o esnada hani altyapı da onun çoku daha rahat sohbet de edebiliyorsunuz. Tabii. Belki o insanla X bir toplantıda tanışsanız bu kadar rahat konuşma şansınız da yok. Yani orada onların çok rahat olduğu bir zaman aslında. Yani çok rahat oldukları için de sohbetleri daha da rahat oluyor. Samimiyetleri de samimi oluyor. Yani samimiyetleri de rahat oluyor. O yüzden de şeysiniz hani bir de hani biraz... Siz de sosyal tarafınız güçlüyse ve biraz da sempatikseniz zaten o insanlarla kaynaşmamanız için bir sebep kalmıyor. Dediğim gibi çok büyük bir yatırım aslında bizler için. Yani bu sektörde çalışan insanlar için. Bunu akıllı kullananlar var, kullanamayanlar var. Ben biraz da onu akıllı kullananlardanım galiba. Yani o çevrem iyidir. Hoş, yani çok sevenim vardır bu konularda ve çok da enteresan insanlardır aslında. Şimdi saymaya kalksam ben bile bazen şaşırıyorum o listeye. Yani bu güzel ama keyifli yani ama sorunun başına dönersek evet bu bir meslektir ve çok da güzel bir meslektir, çok da keyifli bir meslektir. Çünkü böyle hani annelerin özellikle kızlarına ama yavrum bu işleri yapan insanlardan uzak dur diyeceği de bir meslek aslında. Çok da tehlikeli anneler açısından. Doğru tabii. O bence her meslekte var o ya. Yani bize özel değil. Sizin adınız çıkmış. Bizimkiler çok göz önünde olduğumuz içindir belki. Yani çok hani biz yani meslekte çok iyiler var, çok kötüler var. Hani şey değildir hani bu insanların iyiliği veya kötülüğüdür aslında ne meslek yaptığı değil. Sadece biz çok göz önündeyiz. Çok fazla insan bizim işimizi çok net görebiliyor. Çok çok yanımızda, çok içimizde. O yüzden belki hani biz daha göz önündeyiz. Çünkü işte gece kulübü işleten veya işte bu tarz işlerle uğraşanların her zaman hani şey vardır o bardağın dibindekini içer hep sarhoş. Neydi o laf hatırlayamadım şimdi de öyle bir şey. Adınız çıkmış biraz. Belki alkol bile kullanmıyorsun mesela. Yani sigara kullanmadığını biliyorum. Biraz önce mesela sigara içmiyorsun. Alkol de çok öyle hani sosyal içeceğim ben de tabii.
normal içmem gerektiği kadar içiyorum. Annelere tavsiye, artık bu sektörden de damat alınabilir. Korkmayın. Evet. Korkmayın. Şimdi bir sonraki soruma geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, canlı yayından Murat Oğan'a sorularınız varsa Facebook'taki canlı yayının yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Buradan kendisini ileteceğiz. Eğer Kent TV'nin canlı izle bölümünden izleyenler varsa ve soru yazmak istiyorlarsa da gene Facebook'taki canlı yayınımıza bağlanmaları gerekiyor oradan. Çünkü bize soru iletemiyorsunuz. Peki. Şimdi sen anladığım kadarıyla yıllardır Barlar Sokağı'nın içerisindesin. Ben 20 sene oldu yani. 20 seneye yakın oldu buraya geleli. 18. senedeyim. Ben geldiğim zamanki Barlar Sokağı ile mesela şimdi bak ki Barlar Sokağı'nın arasında çok fark var. Doku farkı var. Burada şu anki haliyle Barlar Sokağı'nın dokusunu ve kimliğini doğru buluyor musun? Evet. Neler değişti ya da? Yani çok çok şey. Ben de 24 sene önce geldim. 24 sene önce geldiğimde de çok çok farklıydı bu iş. Şimdi çok daha farklı ama ya bu zamanla ilgili bir de yani biz ülke olarak çok fazla yer değiştiren bir toplumuz. Yani çok fazla göç alıyor. Kendi içimize çok göç yapıyoruz. Ya tabii bu ister istemez bazı yerlerin kimliklerini değiştirebiliyor. Aslında biraz da bu bundan dolayı. Bir de alışkanlıklar değişiyor, eğlence tarzı değişiyor, satın alma şekli değişiyor. Yani her şey zamana göre değişiyor aslında. Bodrum Barlar Sokağı bu iyi mi? İyi değil tabii. Yani aslında Cumhuriyet Caddesi, Barlar Sokağı dediğimiz de çok kızılıyor. Cumhuriyet Caddesi. Şu anki durumu eskisine göre iyi değil. Ama işte ben mesela yani benim gibi de bir sürü büyüklerim de var, abilerim var, kardeşlerim var. Hep yani orada esnaflık yapan, esnaf olan. Hepimizin de ortak aslında şeyi bu şu anda, amacı bu. Biraz daha böyle dokusuna uygun hale getirmeye çalışmak. İşte yaptığımız yatırımları ona göre yapmaya çalışıyoruz. Bunu kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi ben de birkaç tane sivil toplum örgütüne üyeyim. Hatta bir tanesinin yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi orada da mesela konularımızdan bir tanesi bu. Yani eski çarşıyı eski haline getirmek, o doğal haline getirmek. Şimdi belediyeyle de görüşüyoruz bunu, kaymakamlıklarla görüşüyoruz. Nasıl yapın, ne yapabiliriz diye. Tabii biz yani çok güçlü insanlar değiliz. Böyle hani elimizde ya da bir sihirli denek yok, çat diye değiştiremiyoruz ama algı yaratmaya çalışıyoruz bununla ilgili. Ya da kendi yaptığımız işlerde bir değer ya da bir çıta koyuyoruz ki bizden sonra gelenler de çıtanın bir üstüne çıksınlar, onlar bir üstüne çıksınlar diye. Yani şu anda elimizden geldiği kadar bu eski haline getirmeye çalışıyoruz. Bakalım yani başarılı mıyız? Bu süreç içerisinde sence o dokunun bozulmasındaki en büyük etken neydi? İşte göç. Başka bir etken yok. Yani tek sebebi bence bu. Yani o içinizden geçirdiğiniz siz ve bu işin içindeki arkadaşların hani biz de bir takım çabalar içerisindeyiz diyorsunuz. Hani bu kimliğin yeniden kazandırılması için yani neler yapılması gerekiyor? Ne tarz mekanlar? Aslında yani işte benim gibi dışarıdan, ben de dışarıdan buraya yerleşmiş bir insanım ama burayı kendi aslında evimiz gibi hissetmeliyiz. Önce burada başlıyor bu iş. Yani burada yaşamayı, buranın kültürünü, buranın doğallığını bilebiliyor olmamız lazım. Bunu iyi araştırıyor olmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra zaten çok böyle acayip de bir şey değil aslında bunları yapmak. Yani sadece boyamak, temiz tutmak ve doğal halinde korumaya çalışmak. Yani yapmamız gereken bu aslında. Binalarımızın özellikleri belli. Bütün Ege kıyısının özellikleri belli. Zaten çok da net bir özelliği vardır. Tertemiz, bembeyaz bir bina. İşte mavi, ahşap, kapılar, pencereler. Bu kadar. Başka bir şeye de gerek yok. Yani onun haricinde doğal olmayan malzeme kullanmak da çok faydalı bir şey değil. Burada gerek de yok zaten. Aslında insanlar bu hani genel olarak bunu biraz fark edebilseler ve bunun ne kadar değerli ve kendilerine ne kadar değer katacaklarını fark edebilseler aslında yani çok daha ucuza, çok daha güzel dükkanlar çıkar, çok daha güzel binalar çıkar, çok daha güzel işletmeler çıkar ki buraya gelen çoğu insanın da burada görmek istediği şey bu aslında. Yani insanlar neden işte Alaçatı'yı çok fazla tercih ediyorlar, Çeşme'yi veya İzmir'in işte bazı kıyı kasabalarını? O çok doğal oldukları için aslında. Boku bozulmadığı için. Biz niye işte Yunan adalarına gidiyoruz? Oradaki doğallığı görebilmek için. Benim şimdi son yaptığım iş yerinde de bunu yapmaya çalıştım ben. Tamamen geleneksel, zaten ismi üstünde geleneksel Ege Mutfağı. Yani binayı restore ettik. Eski çok güzel bir binaydı, restore ettik. Şimdi eski bir Bodrum binasına çevirdik. Yemeklerimizi de Ege yemekleri yaptık. Ve bu şey bu, insanların beklediği bir şeymiş. Şimdi şu koskoca Bodrum'da aslında bunu böyle niye böyle bir yer yok diye şu anda sistemi de var bana hala. Evet yok yani maalesef. Çünkü her şey çok bizden çıkmaya başladı. Yani kendi kültürümüzü, kendi yaşamışlıklarımızı, kendi doğallığımızı kaybetmeye başladık. Peki orada biraz kural yok diye. Yani her işletmeci
Barlar Sokağı'nda işte mekanı veya mağazası olan her işletmeci orada kendi istediği değişiklikleri anladığım kadarıyla herhangi bir karşıda kural veya kanun olmadan yapabildi. Evet. Yani kimisi kapıyı pencereyi söküp otomatik kepenk taktı, kimisi dış cepheyi belki başka bir şeylerle giydirdi vesaire. Burada eğer bir standardı olsaydı bu kadar dokuyu tamamen belki kaybetmeme evet. şansımız da olabilirdi. Tabii bunlar tabii bizim hani hem devlet kurumlarının hem de yerel yönetimin aslında takip etmesi gereken durumlar ama dediğim gibi bizler de vatandaş olarak burada yaşayan insanlar olarak da yani kendi en azından kendi yaptığımız işlerde buna dikkat etmemiz lazım. Biz ne kadar az olduğumuzun çok önemi yok aslında. Hani ne kadar iyi yaptığımızın, ne kadar değer kattığımızın önemi var. Yani bir kişi bir taş bile koysa ondan sonra arkasından belki de yüzlerce taş koyulacak üzerine. O yüzden şimdi hani insanları böyle yargılamak ya da şey yapmak çok doğru değil bence bu konuyla ilgili. Biz ne yapıyoruz, biz ne yapmıyoruz? Onları herkes kendi bir öz eleştirisini yapması lazım. Biz doğru yapıyor muyuz öncelikle? Biz hani şikayet edilmiş şeylerin önüne geçebiliyor muyuz? Bunlara bakmak lazım. Ya benim de yapmaya çalıştığım bu aslında. Önce kendi çevremi süpürmeye çalışıyorum. Kendi işimi doğru yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra evet ben dışarıda sorabilirim bunu. Yani sen neden bunu yapmadın, bak böyle yapsan diye. Bu zaman eleştirebilirim ama önce bir kendimize bakmamız lazım. Çünkü bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Yani o öyle yaptı, bu böyle yaptı deyip hep çok fazla etrafımıza bakıyoruz. Kendi yaptığımız işleri hiçbir zaman kontrol etmiyoruz. Belki de doğru olan bu. Kendimize bakmamız gerekiyor önce. Değişime önce kendinden başla değil mi? Evet. Evet. Belki mekan çeşitliliğiyle alakalı da bir planlama yapılması gerekiyor. Yani her binada ya da her dükkanda herkes istediğini açmak değil de işte evet. sizin dediğiniz gibi daha dokuya uygun tercihler yapılması ya bunların gerekiyor. Bunların dediğim gibi aslında bir kuralları kaidesi var tabii. Yani yazılı çizili bir şey var ama tabii uygulama olmayınca maalesef kontrolsüzlük oluyor. Yani çünkü yani böyle küçük yerlerde biraz şeydir böyle herkes birbirini tanır. Herkes de bir şekilde bir hatır vardır. Maalesef hani çok böyle %100 kural işletemez kimse. Herkes de çok haklı bunda. Çünkü gerçekten çok küçük bir yer. Sizden bir şey isteyen biri sizin komşunuz oluyor. Kıramıyorsunuz. Öbürü bilmem ne oluyor. Kıramıyorsunuz. Yani küçük yerlerin en büyük dertleri bu. Daha büyük yerlerde kurallar, kanunlar daha iyi kontrol edilebilir belki. Ama küçük yerlerde biraz böyle bu sıkıntılar var. Bir hatır aslında işi. Aslında hani olsa daha keyifli değil mi? Yani mesela ben Bodrum'un yerlisinin, yerli halkının veya çok uzun zamandır mesela benim gibi burada yerleşmiş yaşayan insanların Barlar Sokağı'na çok nokta atışı bir yere gitmeyecekse bir gideyim Barlar Sokağı'nda dolaşayım diye Barlar Sokağı'na indiğimi ben düşünmüyorum. En azından benim çevremde hiç kimse bunu yapmıyor. Oraya bir mekana gideceksek bir hafta sonuysa ancak o zaman Barlar nokta atışı dediğim gibi. Evet ama aslında burada doğru olan ya da orayı harekete geçirecek olan şey bizlerin de orada olması. Yani evet. Marina gibi işte X gittiğimiz her zaman gittiğimiz mekanlar ya da bölgeler gibi. Şimdi orada evet ufak yer kanun bazen yeterli kullanamıyor ama kullanılsa sizden biri bir şey rica ettiği zaman da yok diyeceksiniz. Elim kolum bağlı. Bu sefer o da yapamayacak gibi. Aslında evet. biraz daha küçük yer olmanın dezavantajını sanki bizler de samimiyetten galiba evet. şey yapmamışız. Doğru da işletememişiz. Suistimal etmişiz. Evet. evet. Tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi Barlar Sokağı çok gözde bir yer. Yani yazın işte tıklım tıklım turisti çeken. Çok daha gözde olması lazım. Olması lazım. Tabii. Çok daha kaliteli bir kesimi çekmesi lazım. Yani biraz kaliteyi de yükseltmek lazım. Şimdi böyle bir yerde de dediği gibi göçün etkisiyle evet ben burada para kazanırım diyen herkes orada bir işte mağaza sahibi, işletme sahibi olmaya çalışıyor otomatik olarak. Kendi vizyonuna göre de kapısını, penceresini vesairesini değiştiriyor. Peki 18 senedir yara aldı oradaki kimlik ve kişilik. Peki gerçekten Barlar Sokağı para kazandırıyor mu? Kazandırıyor demek ki. Herkes oradaysa hala. Demek ki kazandırıyor. Yani mesela ya da gece hayatı. Yani gece hayatı para kazandırıyor. Yok gece hayatı değil. Gündüz yani iş yapan insanlar da hep orada. Ben daha çok böyle yer değiştiren çok hani geneline baktığınızda %10-15'tir. Geri kalan %80'i zaten çok eski esnaf aslında baktığınızda. Yani sayabileceğim çok dükkan var. Böyle. Kalıyorlar demek ki hala bir cazibesi var. Maddi olarak da bir cazibesi var. Bir de yani hani şimdi Barlar Sokağı olmuş, Marina olmuş bunlar baktığınızda yine belli işini nasıl yaptığıyla alakalı insanların. Yani doğru yaptıktan sonra daha başında da olsanız. Aslında o işiniz değer katıyor size. Yani Barlar Sokağı'nda iş yeri kapatıp da hani işini yürütemeyen insanların genelde çok böyle Marina'ya da koysanız, çok acayip bir yere de koysanız onu orada başarılı olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü bu tamamen işine sahip çıkmakla ilgili. Yani ben ilk
işte ilk işlerini açtığımızda 2 sene önce bulunduğum bölgede benim yaptığım işe giden kimse yoktu. Şimdi hafta sonları kapı kapatmak zorunda kalıyorum. Yani bu tabii işinizi nasıl yaptığınızla ilgili, nasıl takip ettiğiniz ve işinizin başında durup durmanızla ilgili. Bu her iş için de böyle aslında. Sadece benim için de yani çok iyi bir avukat da çok çalışması gerekiyor. Çok iyi bir doktorun da çok çalışması gerekiyor. Çok iyi bir işletmecinin de çok çalışması gerekiyor. Yani bu işler tamamen çalışmakla ilgili. O yüzden de dediğim gibi hani Barlar Sokağı çok lokasyon olarak çok güzel bir yer bir kere. Yani Bodrum Kale'yi çok net seyredebileceğiniz çok nadir bir yerdir. İçinde bir sürü hikayesi olan binalar var, evler var. İnsanların geçmişten çok büyük hikayeleri var. Yani gençlik zamanında eğlenmişler, tatil yapmışlar, çok mutlu olmuşlar. Hep oraya gelmek istiyorlar, tekrar bunu görmek istiyorlar. Ne olursa olsun. Yani zaten hiçbir turistik bölgede eski çarşının kaybolduğu görülmemiştir. Her zaman revaçtadır, her zaman gözdedir. Orası da Bodrum'un eski çarşısı aslında baktığınızda. Orası hiçbir zaman da kaybolmayacak, buna eminim. Çünkü bütün değerler orada. Tabii. Keşke biz bir işte binaya girdiğimizde oranın senin dediğin gibi mesela şimdi aklıma geldi. Minik bir işte çerçevede yazıyla geçmişini okuyabilsek. Ne güzel olur. Daha önce neydi? Kim yaşadı? Evet. Falan neler oldu? Kim bilir ne değerler çıkacak orada. Ben yaptım iki tanesini zaten. Ona geleceğiz. O var. Şimdi sorularımızı benim yemiyoruz. Merak ettiğim bir şey var aslında. Şimdi hayata geçirdiğiniz mekanlarla ilgili nasıl bir tasarlama sürecinden geçiyorsunuz? Onu merak ediyorum. Yani bir imkan çıkıyor ve siz onu değerlendiriyor musunuz yoksa bir hayal etme önce hani Murat Oğan'ın bir hayali var sonra onunla ilgili araştırma yapma bir fizibilite ve ondan sonra planlama uygulama gibi bir süreçten geçiyor musunuz? Geçiyor zaten şimdi hayatınızın 24 senesini bir işin içinde sadece bir işin içinde geçirince insanın hayalleri başka bir şey için olmuyor yani çok ben uçak tasarlamayı hayal edemiyorum mesela ya da gemi yapmayı hayal edemiyorum. Ben evet bir iş yeri açmam gerekiyor. İyi bir iş yeri açmam gerekiyor. Şunu satmam gerekiyor. Böyle hizmet vermem gerekiyor. Bütün hayalleriniz zaten bu oluyor. Yani böyle bir mesleğin içindeyseniz düşünceleriniz de bunlar oluyor. O yüzden de aslında hep aklınızda bir şeyler oluyor. Yani böyle bir şey yapsam, şunu yapsam, şurada yapsam falan diye. Sonra belli bir zaman sonra doğru yer, doğru zamanda gelmeye başlıyor. Hani bununla ilgili bütçeniz de varsa o işe giriyorsunuz. Benim son yaptığım iş böyle biraz spontane gelişmiş bir iş oldu. Çok hani zamanı doğru, belki benim için doğru değildi ama yapmam gerekiyordu. Öyle hissetmiştim. Ve çok da mutlu oldum aslında yaptıktan sonra. Yani dediğim gibi benim gibi insanların hayali kendi mesleğiyle ilgili oluyor. Yoksa başka bir şey düşünemiyorsunuz. Çünkü gününüzün 18 saatini, 20 saatini iş yerinde geçiriyorsunuz. Düşünecek başka bir zamanınız olmuyor. Onun haricinde sadece aileniz oluyor düşünebileceğiniz. 5-6 saatlik zamanda da onlarla ilgileniyorsunuz zaten. Çok minik. Peki bu şimdi gene gece hayatına geri dönecek olursak İstanbul'da ya da büyük şehirlerde tutmuş birçok mekanı buraya geldiğinde işte ilk sezonu atlatıp ikinci sezonda değil mi? Hani böyle bir popülaritesinin düştüğünü belki üçüncü sezonu artık kalmayıp kapattığını görüyoruz. Evet. Ama aynı mekan işte büyük şehire gittiği zaman iş yapıyor, çalışıyor. Herhangi bir sorunu da olmuyor. Çünkü o marka, işte bir isminin bir marka değeri var. Onu İzmir'de de İstanbul'da da açsanız belli bir kitlesi var giden. Şimdi Bodrum'a baktığınız zaman orada dinamikler çok değişken. İstanbul'daki isimle birlikte gelerek buraya gelen yatırımcı neden buradaki sürekliliği sağlayamıyor? Ya aslında birinci sebebi biz Bodrum'da çok tutucuyuz. Birinci sebebi bu. İkincisi de hani çok klişe bir sözdür ama taş yerinde ağırdır diye bir söz vardır. Yani gerçekten böyle. Üçüncüsü de kim burada işlettiği, bu işin başında kimin durduğu çok önemli. Çünkü dedim ya biz çok tutucuyuz yani işletmeciler olarak da tutucuyuz, misafirler olarak da tutucuyuz. Yani sizler de öylesinizdir. Burada çok uzun süre yaşamaya başladığınızda gittiğiniz yerler çok klasikleşmeye başlıyor. Yani o insanlar evet geliyorlar yazın da iş yapıyorlar ama 3 ay, 2 ay. Ve bizim hani işimizde yani çok 12 aylık bir sistem düzen kuruyorsunuz, 12 aylık maliyetleri hesaplıyorsunuz ama bunu 2 aya sığdırmaya çalışıyorsunuz. Çok şey değil, ticari olarak çok rentable değil. O da yani çok size bir şey değer katmıyor. O yüzden de vazgeçiyorlar. Çünkü insanlar buraya yatırım yapmaya gelirken İstanbul'dan da kışın burada yaşamıyorlar. Kışın nasıl bir zorlukla karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Sadece o Temmuz'da, Ağustos'taki kalabalıkta Bodrum'u görüyorlar. Ve bütün yılın da böyle geçeceğini düşünüyorlar. Ama işte hesaplar orada şaşmaya başlıyor. Ama yani aslında en büyük tabii sebebi bu şu, bizlerin çok tutucu olması burada. Ve burada yaşayan insanlar nereye gidiyorsa aslında yazın gelen insanlar da oraya gidiyor. Çünkü yani hepimiz yurt dışına gidiyoruz,
ülkenin bir yer, başka şehirlerine gidiyoruz. Bizler de öyle yani, orada yerel ne varsa onu görmek istiyorsunuz. İnsanların eğlendiği neresi varsa oraya gitmek istiyorsunuz. En popüler, işte en çok tercih edilen yerlere gidiyorsunuz. Evet. Marka bir mekanda gitmeyi çok tercih etmiyoruz. Evet, işte ben de aslında onu soracaktım. Yani tutucuyuz, işte belli mekanları tercih ediyoruz diye. Bodrum'da yaz kış yaşayan insanlar, sizce gidecekleri, tercih edecekleri mekanda neye bakıyorlar? Yani gece hayatı olsun, işte yemek olsun, sizce ne gibi kriterler var? Ya, aslında en büyük baktığımız şey bizi kimin karşıladı, bize kimin merhaba dedi. Yani en önemli şey bu. İkincisi tabii ki de lezzetin iyi olması lazım. Yemek anlamında söylüyorum. Eğlencede de çok güvenilir bir yerde olmanızı istersiniz. Özellikle bayanlar için söylüyorum bunu. Ama sizi kim karşıladı ve siz masaya gelip size kim merhaba dedi çok önemli. Bizim işte yani işimiz orada başlıyor. Çünkü bizim işimizin belli standartları var. İyi bir mutfak kurmak zorundasınız, iyi bir menü hazırlamak zorundasınız, iyi bir servis vermek zorundasınız. Her şeyin temiz olması gerekiyor. Tuvaletlerinizin bakımlı olması gerekiyor. Manzara ise mümkünse manzaranızın çok iyi olması gerekiyor. Ama en nihayetinde bunların hepsini bir parayla yapabiliyorsunuz. Bir tek şey yapamıyorsunuz. İşte o karşılayan kişinin kim olduğu. Burada o yüzden yerel mekanlar daha sağlam, ayakları üzerinde duruyor. O yüzden dışarıdan gelenler biraz sıkıntı yaşıyor bu işle ilgili. Orada işletmeci çok önemli. Yani bizlerin de, yani benim de dışarı çıktığımda tercih ettiğim tek şey gidip selam verebileceğim birinin sahip olduğu bir yere oturmak aslında. Bizler de hepimiz bunu tercih ediyoruz. Yani bir işletmeci olarak ben de dışarı çıkıyorum ve bunu tercih ediyorum. Açıkça söylemek gerekirse bildiğim, evet, tanıdığım, güvendiğim herhalde yer. Ekibiniz de herhalde aynı şekilde bu yakınlığı ve karşılamayı, samimiyeti herhalde gösteriyor. O işte zaten şeyimiz, hani bir iş yerinin bir politikası vardır ya, bir kuralları vardır. İşte onlardan bir tanesi bu aslında. Yani bizim şeyimiz yoktur, hani böyle biz ona farklılar, ona buna farklılar, öyle bir şeyimiz yoktur. Herkes standart, elimizden geldiği kadar herkese aynı hizmeti vermeye çalışırız ve insanlara dokunmaya çalışırız. Yani nasıl dokunmaya çalışırız? Tanımaya çalışırız. İşiyle ilgili sorular sorulur, sohbetler olur, muhabbetler olur ki şey yapalım, biz hani ben olmasam bile benim yanında çalışan bir müdür, şef, garson, barmen neyse, onlar da tanısınlar insanları. Biz hani bu ekip işi aslında baktığınızda, bu tek başınıza zaten başaramazsınız. Çünkü her tarafa dokunamazsınız, herkese ilgilenemezsiniz. O yüzden de iyi bir ekip kurmak zorundasınız ve o ekibin başında devamlı beklemek zorundasınız. Birlikte bir şeyleri başarmak zorundasınız. Onlara bir hedef vermek zorundasınız. Ve onun için insanların hedeften koşmasını ve motivasyonunu hep yüksek tutmak zorundasınız. Bizim işimiz, çünkü ben ekibime hep bunu anlatırım. Biz bir tiyatro sahnesi. Bizler de oyuncularız ve burada güzel bir oyun sergilememiz gerekiyor. Yani biraz bir taraftan baktığında sert bir cümle belki ama bu gerçekten böyle. Çünkü yani herkesin üzüntüsü var, sevinci var ama oraya geldiğimizde orada bambaşka bir karakter bilmemiz gerekiyor. Ne kadar mutsuz da olsanız, ne kadar sorunlarınız da olsa onları bırakıp gelip burada insanların o enerjisini yüksek tutmanız gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Yıllarda da yapmaya çalıştığım iş bu aslında baktığınızda. Ben tabii bu mesleğe şeyde, yani aslında mesleğe tabii Fridays'te başlamadım ama İstanbul'da Fridays'te bir mekanda çalıştım. O işletme bana çok şey, çok değer kattı. Tamamen bir Amerikan tarzı bir işletme. Misafir ilişkileri, hizmet, servis ile ilgili çok şey öğrettiler bana orada. Ondan sonra onu burada Bodrum'da aslında biraz uygulamaya çalıştım. Başarılı oldum herhalde, öyle görünüyor şu an için. Her şey yolunda gidiyor. Evet, şu anda her şey yolunda. Peki, şimdi biraz daha artık gece hayatından sıyrılacağımız sorulara gelelim mi? Hadi ne diyorsunuz Zeynep? Keyifliydi aslında ama. Değil mi? Olsun, arada gene sorarız, şey yapma. Tamam. Şimdi gece hayatı 24 senedir. Bir tane bar işletiyorsunuz. Bar mı diyoruz, club mı diyoruz, ne diyoruz? Ben bar, doğru bar diyelim, değil mi? Club başka bir şey. Evet, bar işletiyoruz. Benim gece hayatıyla ilgili hiç kültürüm olmadığı için bazen böyle tanımları şey yapamayabilirim. Bu arada Barış Balcı demiş ki haydi yüzünüz gülsün, ben de izliyorum. Fanımız, çok teşekkür ediyorum Barış Bey. İyi ki bizi izliyorsunuz. Şimdi iki çocuklu aynı zamanda bir babasınız. Evet. Evlisiniz de. Bu kadar gece hayatında bunca yıldır aktif olup işte sabahlara kadar çalışıp çok yoğun, özellikle geceleri yoğun geçen bir işin sahibi olarak evle bunları nasıl bağlıyorsunuz? Bu nasıl birlikte? Evet. Doğru gidiyor mu? Zor olan tarafları neler? Var tabii, zor çok tarafı var ama ben yani çok bir de yani uykuyla ilgili çok sorun olan bir insan değilim. Bunu biraz şey yapabiliyorum, hani kendim bu konuda
kontrol edebiliyorum. Çok fazla uyumayınca her şeye zaman ayırabiliyorsunuz aslında. Benim kızım mesela benim 5-6 yaşına kadar gece çalıştığımı bilmiyordu. Çünkü akşam 8'e 9'da uyuyana kadar ben iş yerindeydim, evdeydim. Uyuduktan sonra işe giderdim. Sabah geldiğimizde o da beraber uyanırdık, kalkardık falan. Sonradan öğrendi benim gece çalıştığımı falan. Gündüz evde olduğumu, gece dışarıda olduğumu falan. Mesela onu iyi dengeleyebiliyorum. O biraz şeyle ilgili, o benim hani benimle ilgili bir durum aslında. Dedim ki ben günde 4 saat, 5 saat uyku yetiyor zaten. Bu alışmıştır artık zaten. Yani biraz antrenmanla ilgili yani aslında. Tamam. Yani böyle alıştırmakla ilgili kendisi. Ama kaçırdığınız özel günler oluyordur. Evet. İşte bayram yok. Zaten hiçbir şey yok. Evet, yani bizim mesleğin en büyük laneti odur. Herkesin tatil zamanı biz çalışırız. Evet. Bir de tabii şey de yok mesela hani bir akşam hep birlikte bir yere gidelim. Ondan sonra birileri bize gelsin ve bir yemek yapalım. Öyle yapıyoruz, yapıyoruz. Oluyor mu? Oluyor. Denk geliyor. Kışın oluyor. Yani şu son aslında son dükkan olması daha da sık olacaktı ama bu son 3 aydır biraz yoğun geçiyor tabii. Biraz aksattık onu ama onu telafi ediyorum ben bir şekilde. Yani o da işte bizim, o da onlar da alıştı aslında. Yani işim de buna çok alıştı. Çünkü beni tanıdığında zaten bu işi yapıyordum. Şöyle bir şey olmuyor. Hani biz işte evleniyoruz, sen artık doktor ol falan olmuyor. Yani bir bağıracağız yani. Olsaydı şey. Özlem çok sevinirdi ama artık bundan sonra doktor olacak. O onu kabul etmiş zaten. Kabul ettiği için de çok sorun olmuyor açıkçası. Orada tabii Murat Bey'in de silahı o. Sen benimle böyle evlendin. Bunu bilerek evlendin falan. Klasiktir ya o Türk filmi şeyi. Repliği. Yani gece hayatı sorularını bırakmıştık ama Bodrum'da. Sen gene bir tane soracaksın. Evet, soracağım, dayanamıyorum. Dayanamayacaksın. Bodrum'da gece hayatı, yani diğer illere, ilçelere göre ya da hani sadece Bodrum'un kendisiyle kıyasladığımızda pahalı mı? Değil aslında. Değil. Ben ama de öyle düşünüyorum. İşletmeci olarak söylüyorsun. Ama ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten değil. Ben de mesela İstanbul'da ben de bu soruya cevap vermek istiyorum önce. Ben de geziyorum. Ben de hani bir yere gittim, dışarı çıkıyorum. Yani Bodrum gerçekten ya tabii ne yaptığınızla da alakalı. Şimdi çok böyle abartılı bir eğlence tarzı da var. Normal dışarı çıkarsınız, arkadaşlarınızla bir şeyler içersiniz falan. Müzik dinlersiniz, evinize gidersiniz. Bir de öyle bir şey var. Yani bu ülkede hep bir pavyon kültürü vardır. Evet, yani evet. Bu hep oldu, hep olacak da. Şimdi son zamanlarda bu pavyon kültürü biraz bu işte bahsettiğiniz o acayip kulüplere dönmeye başladı. Böyle çok fütursuzca böyle işte siparişler verilir, inanılmaz bir gösteriş olur. İşte maytaplar, onlar bunlar falan. Böyle bir şey yapıyorsanız Türkiye'nin her yeri pahalı. O sadece buraya özgü bir şey değil. Ama onun haricinde arkadaşlarınızla dışarıda böyle ben iki kadeh bir şey içeceğim, muhabbet edeceğim, işte biraz müzik dinleyeceğim diyorsanız Bodrum bu konuda inanılmaz güzel bir cennet aslında baktığınızda. Yani her yerde gidip çok rahatlıkla, çok normal fiyatlarla keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Burada şeyle alakalı bir durum, yani ne istediğinizle ilgili bir durum. Yani çok acayip böyle bir şey istiyorsanız çok pahalı ama gerçekten böyle arkadaşlarımla vakit geçireceğim, müzik dinleyeceğim diyorsanız bence çok keyifli bir yer. Çünkü düşünsenize şimdi 600 yıllık bir kale var, çok güzel bir deniz var. Siz onun kenarında oturup sohbet edip müzik dinliyorsunuz. Yani daha ne oldu? Biz daha ne yapalım? Hani yani evet. Bodrum daha ne yapalım? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir lokasyonda ucuz bir şey olmaz zaten. Mümkün değil. Ama Bodrum ona rağmen çok bence iyi yani. Uygun fiyat. Bence de. Ya burada ben de lütfen söz almak istiyorum. Müsaadenizle. Buyurun, müsaadeniz olursa. Şimdi İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da hani mukayese olarak bu illeri örnek vereceğim. Benzer mekanlara gittiğiniz zaman aldığınız alkolün ya da içeceğin fiyatı ya aynıdır ya da daha pahalıdır. Ben daha aşağıda olduğunu görmedim. Tabii. Ama yani keyif. İşte, kesinlikle öyle. Şimdi mesela İstanbul'da Boğaz'da çok güzel işte klaplar var. Hepsine de mutlaka hepimizin bir kez de olsa gittiği yerler. İşte kapanmadan önce Reynan Arkadaşlar bilmem neler. Bana aynı keyfi vermiyor. Yani ben Bodrum'da, deniz kıyısında ondan sonra alıp bir bardak şarabımı vesaire yudumlarken aldığım keyfi İstanbul'da almıyorum. Çünkü Boğaz'dasınız ama hani bir şey Mandıra filozofu var ya, diyor ya denize uzak. Denize uzak gerçekten. Yani denize böyle bir yerden sarkıp bizim istediğimiz şey Bodrum insanı o yüzden zor. O yüzden İstanbul'dan gelen klapları belki hani çok fazla kabullenmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu bahsettiğiniz burada da var. İşte ben de gittim. Yukarıdan insanlar iplerle iniyorlar, işte çeşitli danslar vesaire. Ama o da Bodrum'da çok tutmuyor bence. Yok. O Bodrum'a dışarıdan gelen, yani Bodrum'un yerli halkının böyle bir talebi yok. Bodrum'a dışarıdan gelen insanlara bence hitap ediyor daha çok Bodrum'daki o tarz eğlenceler. Ve iki ay sonunda da zaten onlar boşalıyor. Dediğin gibi öyle bir şey istiyorsalar, evet var ama zaten fiyat aynı. Bodrum ama dünyanın en güzel ambiyansında.
de eve nasıl döneceğim vesaire diye düşünüyorsunuz. İstanbul'a şarabınızı içerken. Evet, evet, evet. Bu durumda öyle bir sıkıntı. Burada da düşünüyoruz aslında ne kadar kötü bir düşünce. Neden? Çünkü 15 dakika sonra evdesin. Ne kadar uzakta oturuyor olabilirsin, evet, ki yani. Biz bu 15 dakikayı düşünüyoruz. Millet orada gidene kadar ayılıyor. Ben hep diyorum ki yani İstanbul'da bir şey içiyorsun. Eve gidene kadar ayılıyorsun zaten. Yani çok ziyanlı, zebil bir para. Bence içiyorsan, içiyorsan evine geldiğinde de böyle sarhoşluğunu bir yatmalısın aslında. Hani o şeyi devam ettirebilmek açısından. Çünkü malı alırken kazanacaksın her zaman. Bir yatırımcı olarak bunu düşünüyorum. Bu arada konuk ettiğiniz için beni teşekkür ederim. O zaman. Şimdi bizim müşteri olarak neler beklediğimizden bahsettik. Peki işletmeciler en çok hangi müşteri tipini sever? Çok güzel, harika. Benden nefret ederler. Ama çok açık, açık. Evet, sözlülükleriz. Gerçekten. Rica edeceğim. Tabii yani böyle ya haddini bilen insanlar çok güzel oluyor. Çok böyle yani çok ben yıllardır bu işi yaptım, çok çeşitli insanla karşılaştım, çok acayip sorunlarla karşılaştım falan. Ama yani genelde hani bir, yani bizim çok böyle mutlu olduğumuz insan şekli gerçekten ne istediğini bilen, eğlenmeyi bilen, konuşmayı bilen insanlar. Yani onlar yani biliyorsunuz ki onları bıraksanız günlerce orada hiçbir şey olmayacak, sorun olmayacak, sadece önüne içeceğini verin. Temiz tutun masasını, eğlenceli olacak. Yani çünkü şey değil, bizim hep ona bunu çok örnek veriyoruz belki ama pavyon kültürünün hala kurtulamadık biz. Hala öyle bir maalesef kötü bir tarafımız var. Yani sadece eğlenmek için ya da sohbet etmek için ya da müzik dinlemek için dışarı çıkmıyoruz. Mutlaka hep başka bir şey daha olsun, evet, hayatımızda. Bir hareket olsun, bir action olsun. Başka fırsat böyle alanları da yakalayabilirim. Evet. Yani öyle maalesef bu sorumuz bu, yani bu kafada olduğumuz sürece sorun yaşayacağız. Özellikle biz çok sorun yaşıyoruz bunlarla ilgili. İnsanları idare etmek, işte memnun. Yani sorun da olsun. Peki yani mutlaka ya, oluyor şimdi. Bundan kaçmanız mümkün değil. Çünkü bir de özellikle yazın. Şimdi kışın gelen insanlar belli. Evet. Belli bir kitle. Az çok neler olabilir. En fazla yaşanacak sorunları düşünebilirsiniz. Ama özellikle yazın çok fazla insan, o dediğin gibi farklı fırsat alanları için orada olur. Bunu nasıl müdahale ediyorsunuz? Nasıl engelliyorsunuz? Ya burada aslında kontrolü hani nasıl? Yani şöyle bir, tabii ki insanlar dışarı sosyalleşmek için çıkıyor. O da bu işin aslında bir temeli. Ya bununla ilgili biz hani insanları koruyalım, çevirelim, öyle bir derdimiz yok ama hani bunun bir adabı vardır, bir tarzı vardır. O tarz biraz yanlış olursa biz müdahale oluruz. Onu da zaten takip etmek zorundasınız. Onu fark edip takip ediyorsunuz ama. İşte hani bir, yani bir şeyde çok ustalaşmak diye bir şey vardır ya, artık hani biz de insanlarda biraz ustalaştık galiba. Yani ben mesela bir salona genelde baktığımda nereden ne sorun yaşayabileceğimi anlayabiliyorum artık. Hani tabii ki de sürprizler oluyor hayatımızla ilgili ama genel olarak işin yarısını bu şekilde çözebiliyorum. Yani orayı bir şekilde yerini değiştirebiliyorum, başına bir adam dikebiliyorum, uzaktan takip ettiriyorum falan gibi böyle bir sürü şeylerimiz var, yöntemlerimiz var bize göre. Ha bunu kimse görmez, kimse fark etmez ama mutlaka bir yerde bir, yani bir takip işi vardır ve bizim aslında gerçekten işimizin en zor tarafı da bu. O insanları takip etmek. Yani bütün gece insanlar saatlerce elinirken siz sadece bir yere odaklanıp bakıyor, şey kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. İşimizin gerekliliği çünkü hani oradaki en ufak bir sorun bütün etrafının rahatsız olmasına sebep oluyor. O yüzden çok önemli bizim için bunlar. Çok da şey, mesancılı da bir süreç yani. Düşünsene hani orada müdahale etmek durumunda kalabileceğin bir olay olabilir. Herkesi tek tek bakacaksın, anlayacaksın yani. O müdahaleyi nasıl edeceğin, diğer kimseyi rahatsız etmeden vesaire. Ama şey, işte bu da tercih edilmenin bir nedeni oluyor. Yani insanlar oraya geldiğinde bir sıkıntı olmayacağını, güven içerisinde eğlenebileceklerini en azından, evet, artık senelerce bir süre sonra anlıyorlar. Bizim işimizin de şeyi bu işte. Yani aslında en önemli ayaklarından bir tanesi bu. Yani işi çok iyi bir kokteyl hazırlayabilirsiniz, çok iyi müzik de yapabilirsiniz ama insanlar huzurlu değilse bir anlamı kalmıyor hiçbir şey. O yüzden o huzur çok önemli. Yani bizim de en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Yani şeydir, mesela hani bayanların yalnız gelip eğlenip çıkabiliyor olması lazım. Evet, evet, o bizim için çok önemli bir kriter. Yani o bir şeydir aslında, bir başarıdır. O çıtanın ne kadar yüksek olduğuyla alakalıdır. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize. Peki Murat Oğan rekabetten korkuyor mu? Yoksa etrafında hep daha iyi yerler yok mi olsun istiyor? Ya ben, şimdi benim bir sürü işletmeci arkadaşım var, merkezde olmayan. Mesela hepsine yalvarıyorum ben, gelin merkeze gelin, merkeze gelin diye. Çünkü ne kadar güçlü, kalabalık olsanız o kadar güçlü olursunuz aslında. Yukarıya taşıyacaksınız. Evet.
Bir de rekabet iyidir. Rekabet sizi geliştirir. Devam çalıştırır sizi. Rekabet olmazsa o zaman daha kötü. Çünkü kendinizi tekrar etmeye başlarsınız. O da işinizi kaybetmenize sebep olur. Yani hep iyi bir şey yapmak, iyi bir şey, daha iyi işin, daha iyisini yapmaya çalışmak bizim işimizin zaten gerekliliği. Çünkü yani bizim işimiz biraz da görsellik de isteyen bir iş. Biraz farklı konseptler isteyen bir iş. İnsanlar çünkü belli bir süre sonra artık hep aynı şikayettir. Ya burası hep aynı olmaya başladı falan demeye başlar. İşte bir rekabet yoksa hayatınızda, etrafınızda, çevrenizde o algıya düşmeye başlıyorsunuz. Onun olmaması için etrafınızda bir sürü sağlam, iyi işletmeci olması lazım ki sizde dinç tutsun, diri tutsun. Yani. O aslında rekabet hani burada kelime anlamı olarak bize antipatik geliyor olabilir ama dediğiniz gibi rekabet birçok iyi işletmenin yan yana durup orayı canlandırması, orayı tabii hareketlendirmesi. Bahsediyorduk işte hani Bahler Sokağı'nın farklı bir kimliğe bölünmesi vesaire. Hani sadece dokunun korunması değil, iyi mekanlarla süslenmesi çok daha iyi olacak yani, tabii ki. İki sene önce ilk işletmeyi açtığımızda sokakta birkaç tanesinde fark arkadaşımız vardı. Yani bir 6 ay geçtikten sonra şöyle bir konuşma geçti aramıza. Yani Murat hani gerçekten çok keyifli oldu burası falan diye. Bir yanda sokak oldu orası çünkü. Yani sadece benim için gelmiyor insanlar. Yandaki dükkan için geliyor. Ya da benim için geliyor, yan tarafa geçiyor falan. Bu şeydir hani insanları bir yere toplamaktır bu iş. Oradaki bakkalın bile hareketini arttırıyor. Tabii bu da yani toplandıktan sonra sadece bana faydası olmuyor ki yanındakilere de faydası olmaya başlıyor ya da onların bana faydası olmaya başlıyor. Bu çok güzel bir şey, değerli bir şey. Yani düşünsenize 3-4 tane çok kaliteli işletmenin yan yana olduğunu. Çok kaliteli bir sürü insanı topluyorsunuz. Yani sizi atıyorum hani yani rakam atıyorum 100 kişi geliyor, ona 100 kişi geliyor. Bir anda sokakta normalde bir işletme olsanız 100 kişi toplarken 5 olsanız 500 kişi topluyorsunuz. Yani bu çok güzel bir değerdi aslında. Sonra işte o sendeki 100 kişi belki atıyorum gecenin ilerleyen dakikalarında gidecek ama oradan giden sana, senden giden ona. Çünkü insanlar tek mekanda da kalmıyorlar geceleri. Evet. Yani dolaşa da biliyorlar. Birbirine de faydası olabilir. Bir de yani rekabet zaten dedim ya kendi içinizde de olmalı aslında. Yani hiç etrafınızda kimse olmasa bile. Hep daha iyi ne yapabilirim? Kendi işinizi daha iyi nasıl yaparsınız? Kendi kendinize rakip olmak zorundasınız zaten. Bu olduğu sürece dediğim gibi canlı oluyorsunuz. Evet. Daha fazla düşünüyorsunuz. Daha fazla araştırıyorsunuz, daha fazla deniyorsunuz. Bu da sizi bir yukarıya taşıyor aslında. Yani kötü bir şey değil, rekabet iyidir. Evet, şimdi hani Bahler Sokağı'nda hareketlenmek, iyi mekanlar dedik. O zaman yavaş yavaş biraz şeye gelelim, müdavime doğru. Hmm. Evet, ben de merak ediyorum biraz. Önce biz hikayesini merak ediyoruz. Önce bir hikayesini dinleyelim müdavim. Yani müdavim rahmetli Sadun Boran'ın evi. Yani 80 yıldan beri orada yaşıyor. Çok enteresan bir bina. Hani hikayesi çok dolu. En alt katı kayıkhane, diğer katları ev olarak kullanılmış. İşte bir şekilde kısmet oldu. 4-5 ay önce falan bize geldi. Oturduk, konuştuk. Olur mu, olmaz mı falan diye. Şeyi çok, hikayesi çok etkiledi beni. Bir de öyle bir yer bulmak çok zor artık Bodrum'da. Yani o kadar güzel bir lokasyonda bir bina bulmak çok zor. Aslında böyle bir bu tarz bir hayalim vardı benim hep. Ama 3-4 sene sonra yapmaya çok planlıyordum bu işi. Şimdi böyle bir yer bulunca dedim ki zamanı buymuş demek ki. Doğru, bu da bir işaret. Yani. Başlayalım. Sonra işte kızıyla ve eşiyle oturduk, konuştuk ne yapabiliriz falan diye. Benim de hep yurt dışına da gidiyoruz, işte Türkiye'de de bir sürü yer geziyoruz falan. Benim mesela bir şeyim vardır, böyle bir takıntım vardır. Ben bir yere gittiğimde mutlaka yöresel bir tat ararım. İşte bir yemek yemek isterim ya da eğleneceksem onların, herkesin gittiği bir yere gitmek isterim. Şimdi Bodrum'da hep düşünüyoruz. Hani var birkaç yer ama Bahler Sokağı'nda böyle bir yer yok maalesef. Yani birkaç yer var. Yok demeyeyim ama deniz kenarında hiç yer yok mesela. İlk aklıma o geldi. Dedim ya böyle bir yer neden yani olmasın? İşte tamamen Ege mutfağı şu anda. Geleneksel Ege mutfağı. Gündüz 12'de başlıyor. Gece 1'e 2'ye kadar devam ediyor. Yani gündüz de oturup meze ya da tırmalıklar söyleyip bir şarap, bir rakı bir şey içebilirsiniz. Akşam da normal zaten meyhane gibi çalışıyor. Yani şeyi çok dolu. Yani binanın hikayesi çok dolu bir kere. Yani Sadun Bora'yı bilir, herkes tanır. 1965'te 10,5 metrelik bir ahşap yelkenliyle dünya turu yapmış. 68'de bitirmiş dünya turunu eşiyle birlikte. Yani dünya turu yapan ilk Türk yelkenci, gemici, denizci. Ondan sonra da uzun yıllar işte danışmanlık da yapmış bu konuyla ilgili. Kitapları var falan. Çok hani anlatılan hikayeleri biliyorum ben. Çok varsa biraz anlatsın. Güzel, güzel,
çok güzel ve çok dolu bir adammış. Etrafını çok neşe saçan bir adammış. Çok keyifli, çok güzel yaşamış hayatını. Ve aslında bir sürü de şu anda büyük şirketlerin sahipleri, CEO'larına da yol göstermiş aslında bu konularla ilgili, yelkencilikle ilgili. Bu ülkede yelkenciliğin gelişmesiyle ilgili çok katkıları var. Bir sürü kitabı var dediğim gibi. Yani çok çok değerli bir insan ülke için. Yani şeyde en son 50. yıl töreni yapıldı. Koç Müzesi. Yani şu anda da Kısmet, teknenin ismi Kısmet bu arada. İstanbul'da Koç Müzesi'nde sergileniyor tekne. Bir tören yapıldı. Törene katıldım ben. Törende mesela çok böyle enteresan hikayeler anlatıldı. Onun yaşantısıyla ilgili, işte turlarıyla, gezileriyle ilgili. Yani çok çok ben çok keyif aldım orada. Evet, hani çok üzüldüm. Daha iyi tanıyamadım ya da şahsen tanışamadığım için aslında. Çok çok güzel bir adammış. Şimdi biz de onun biraz anısını da yaşatmak istiyorum orada. Bir odayı ona ayırdık. Sağ olsun kızı ve eşi bazı eşyalar bıraktı bize onunla ilgili. Sadece onun eşyalarıyla dekore ettik. Oturabiliyorsunuz, kitaptan okuyabiliyorsunuz. İşte önümüzdeki aslında Şubat'ın 3. haftası gibi falan eşi gelecek. Bazı özel eşyalarını getirecek bize, hediye edecek daha doğrusu. Odada onları da sergileyeceğiz falan. Yani çok dolu bir adammış, çok keyifli bir adammış. Biz de orayı yaptık, yani hakkıyla yapmaya çalıştım. Genelde de yani çok doğal malzemeler kullandık. Her şeyin böyle çok otantik olmasına çok özen gösterdik. Geldiniz mi bilmiyorum ama... Gelmedi. Yani gelirseniz bir sizin de fikirlerinizi almak isterim konuyla ilgili. Bakalım, yani gelenler çok beğeniyorlar. Özellikle Sadun abiyi tanıyan insanlar çok keyif aldılar mekandan. Şu anda herkes şey diyor, yani orijinal hali gibi diyor. Çok güzel olmuş, çok keyifli olmuş. İçeri ben de, yeniden restore ettiniz anladığım kadarıyla. Ve o eski ilk haliyle insanlara sundunuz. Peki şeyi merak ediyorum. Meyhane yapma fikriyle mi sana geldiler? Yoksa biz buraya bir şey yapacağız ama hadi bakalım ne yapalım diye birlikte yok, mi? Yok, aslında şöyle durum vardı. Benim bu hayalimi ben bir arkadaşımla paylaşmıştım. O da ortak arkadaşımız zaten. O da onunla paylaşıyor. Ve oradan çıkıyor aslında bu konu. Yoksa hani daha önce tanışmıyorduk biz zaten. Sadece benim bu işte hani böyle bir şey yaratmak istiyorum, böyle bir şey yapmak istiyorum konusundan çıkan bir proje aslında. İşte tesadüf, yani bu işler, ben çok buna çok kısmete inanırım, yani bu cidden bir kısmetti aslında bizim için. Ve ben şu anda her dükkana her girdiğimde çok heyecanlanıyorum. Kalbim hala atıyor. Çünkü belki de o 24 senenin şeyi çıktı orada. Artık hani patlaması oldu. Çok her şeye çok dikkat ettik, detaylarına çok dikkat ettik falan. Çok özen gösterdik. Tecrübeni kullanabildiğim bir yer. Evet, iyi oldu. Yani böyle artık o şey oldu bizim için. Bir hani... Ne diyelim ona, işte bir, yani bizim için bir ödül oldu aslında orası. Aileyle de herhalde hep destek temasındaydınız dekorasyon yapılırken, hep onların da. Ya o tabii orada çok, yani çok sağ olsun, hani burada bir Serhan diye bir arkadaşım var, mimar, o çok destek oldu bana. İşte bizim İpek çok destek oldu bu konularla ilgili bana. Onun haricinde bizim işte komşumuz şu anda Nurdan. Çok destek oldu. Yani aslında birçok insanın ortak bir projesi oldu. Herkesin mutlaka dokunduğu bir şey oldu orada. O yüzden de herkese ait oldu aslında biraz da. Ama hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani çok yardımcı oldular bu konuyla ilgili. Çok zor bir süreç çünkü. Sıfırdan bir şey yarattık orada. Sağ olsun dostlarımız olmasaydı bu kadar hızlı olmazdı belki. Belki de bu kadar da güzel olmazdı. Çok iyi oldu ama keyifli oldu şu anda. Evet, hazırladık müdavimi. O zaman nasıl bir kimliği olacak? Kimlere hitap edecek? Aslında kimleri orası, bekliyoruz? Yani orada çok geniş bir şeyim var aslında, bir beklentim var. Neden çok geniş bir beklentim var? Aslında biraz da yabancıların da girip ruhu yaşamasını istiyorum orada. Biz orada sadece meyhane olarak adletmiyoruz onun ismini, söylemiyoruz zaten. Yemek dükkanı diyorum ben oraya. O yemeğin yanında alkol de alınabilir, keyifli zamanla geçirir. Müzik zaten çok olmayacak, böyle çok alttan ufacık müzik olacak. Çünkü çok güzel bir dalga sesi var dışarıda. Balkonlar var, sahilde masalar olacak falan yazın. Onu kaybetmek, öldürmek istemiyorum çok. Birincisi o. İkincisi benim uzun yıllardır hayalim şeydir, böyle yemekle ilgili çok enteresan işler yapmak. Bir de tabii biz az önce bahsettiğim Fridays'te çalışırken, birlikte çalıştığım arkadaşlarımın hepsi şimdi Türkiye'de çok ünlü restoran gruplarının, hizmet sektöründe çalışan büyük firmaların genelde müdürleri, CEO'ları oldu.
Bir arkadaşım da çok iyi bir danışman oldu bu ülkede. Hatta yurt dışında da büyük projelerin falan danışmanlığını yapıyor. Biz projeye başlarken onunla çok ben bunu konuştum. Hatta birkaç kere geldi gitti inşaat zamanında. Bizim orada bir başka bir projemiz daha var. Şöyle bir şey var. Şu anda Türkiye'deki şeflerle çalışacağız. İşte ayda bir ünlü bir şef getirip o günün menüsünü sunacağız. Küçük de bir workshop gibi olacak. Ondan sonra bunu biraz daha ilerletip yurt dışından şefler getirmek istiyoruz. Yani böyle bir enteresan bir projemiz de var. O yüzden de hani çok böyle bir tam meyhane deyip kapatmak istemiyorum aslında konuyu. Orası bir yemek dükkanı. Böyle tamamen yöresel yemeklerin veya bir şefin sunduğu bir menüyü sunmak istiyoruz orada. Yani insanlar sadece içki içmeye değil de yemek yemeye de gelsinler. Günün her saati gelebilsinler. Yabancılar girip işte bizim sarmamız, dolmamız nasıl, lokum pilavımız nasıl, evet, işte keşkeğimiz nasıl, sonra bir şeyleri de öğrensin. Bunları da görsünler istiyoruz. İçki içmeyen de gelsin. Kesinlikle sadece alkol değil zaten. Söyle bir, yani bu çok meyhaneye kapatırsam o zaman akşam 7'den saat 12'ye kadar çalışan, rakı içilen, eller havaya olan bir dükkan oluyor. Öyle bir şey de yapmak istemiyorum. Ama bu da bizim bir gerçeğimiz tabii. Yani Ege'de yaşıyoruz. Bu rakı içilecek, insanlar da keyiflenecek. Kesinlikle. O da bir gerçeğimiz çünkü o da bizim bir kültürümüz. Sanat müziği dinlenecek rakı içilirken. Yani ama tamamen kapatmak da istemiyorum bu konuyu böyle. Biraz şey idealist bir durum ama başaracağıma da inanıyorum. Çünkü ayın 8'inde bir toplantımız var bu konuyla ilgili 8 Şubat'ta. İşte bir İstanbul'da bir şef arkadaşımız geliyor. Birkaç tane isim belirlemiş hatta. İşte onun tarihlerini falan belirleyeceğiz. Mart'ta da başlıyoruz kısmetse bu işe. Yani onun böyle bir event gibi olacak. Aslında hani ben şimdi DJ de getiriyorum, grup da getiriyorum. İşte konserler yapıyoruz, partiler yapıyoruz. Bu da aslında yemek sektöründeki, yani Bodrum'da da belki de çok nadir işlerden bir tanesi olacak. Yemek sektöründe de böyle bir event haline getireceğiz. Yok değil mi Murat? Hani şu anda hani bu bahsettiğin konsept mesela benim çok ilgimi çekti münferit, ama. Münferit yapanlar var ama bunu büyük oteller yapıyor. Ama yani restoran da tarafında yok ama yani. Yani bildiğim kadarıyla yok galiba şu an. Ben de daha önce duymadım. Hani çok da büyük konuşmayayım bu konuyla ilgili birisi çıkar ben yapıyorum der şimdi. Mahcup olmuyorum sonra. Yapamaz. Ya zaten çok duyabildiğimiz bir yok. Şey yok diyebiliriz. Bir soru var bu arada aklımda olsun onu alacağım. Tamam. Şimdi yemek. Sanırım yemeklerle biraz gurur duyuyoruz müdavimde. Benim sormak istediğim... Çok çalışıyoruz. biraz da hani Bodrum'a yaptığınız katkıdan bahsetmek istiyorum. Eminim ki tedarikte yani malzeme tedariğinde çok hassas davrandığınızı düşünüyorum. Bu kadar yiyecekte iddialıysak. Peki yerel lezzetler, Ege lezzetleri o zaman Bodrum'un üreticisine, işte çiftçisine ya daha yerel hani toptan üreticiler değil de daha yerel üreticilere bir katkı da sağlıyorsunuz herhalde tercih ederek. Zaten dedim ya çok böyle çok büyük bir işletme olmadığı için ürününüzü kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani böyle 400-500 kişilik bir yer olsanız böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Yani gidip kendiniz seçemiyorsunuz. Çünkü aldığınızda işte 10 kasa alıyorsunuz, 20 kasa alıyorsunuz falan. Böyle bir üretici de yok. Hani yerel bir üretici yok. Yani manava işte pazarda gelen teyzeler, ablalar, abiler kasayla getiriyorlar, bir kasa getiriyorlar. Bizim biraz işte avantajımız o aslında. Biraz daha yani kuver sayısı biraz daha az olduğu için kendi ürünümüzü kendimiz seçebiliyoruz. Yani buradaki bir balıkçıyla çalışıyoruz mesela. Bütün işte kalamarımızı, karidesimizi, ahtapotumuzu buranın yerli malzemesi olarak getiriyor. Buranın işte manavı pazarıyla daha çok irtibattayız. Süt ürünlerini genelde şeyden almaya çalışıyoruz. İşte Çingılıoğlu'ndan veya o tarz bir yerden almaya çalışıyoruz. Yani mümkün olunca malzememizi buradan kendimiz taşıyoruz. Şefimiz var, Gözlem Şef. Kendi gidip seçiyor genelde ürünlerini. Mümkün olduğunca ama tabii bazen de olmuyor. Yani bazı malzemeleri her zaman bulamıyorsunuz pazardan. O zaman tabii manav veya bir yer kullanmak zorundasınız. Ha %100'ünü yapabiliyor muyuz? Çok mümkün değil. Çünkü o kadar malzeme çeşitliliği yok. Ama %90'ını yapıyor muyuz? Evet %90'ını özel gösteriyorsunuz. Tabii. Yani bu katkının da tabii, olması gerektiğinin bilincinde olduğunuzu görüyorum. Zaten işte hani böyle şimdi kapınıza yazıyorsanız da geleneksel diye bir şey yazıyorsanız bunu böyle yapmak zorundasınız. Çünkü işin bütün hikayenin bütün şeyi o. Temeli o aslında. Yani kullandığınız malzeme çok önemli. Tabii. Onu da mümkün olunca tabii şimdi çok daha yeniyiz. Ben çok da büyük sözler etmeyi seven bir adam değilimdir. Yani neyle karşılaşacağımı bilmediğim için. Amacım bu, idealim bu. İnşallah yaparım. Yapamadığım gün de söylerim. Evet yani malzemeleri biz bulamadık, buradan aldık falan diye söylerim ona emin olun yani. Ayrı bir program yapıyoruz. Şimdi çok güzel bir soru var ve okurken de çok sevdim. Sevgili Barış Balcı yazmış bizim müdavimlerimiz. O da bizim müdavimimiz. Farklımız.
Ben izninizle sevgili Murat Bey'den bir konu hakkında fikrini almak istiyorum. Örneğin Bodrum Limanı'na bir gemi yanaştığı zaman inen turistler Barlar Sokağı'nda yürüyüşe başladığında ortalama 15 dakikada marinaya varıyorlar. Ve bu turistler Bodrum'u yalnız bu kadar dar bir alandan ibaret zannediyorlar. Sizce Bodrum'un yalnızca marina ve Barlar Sokağı arasında sıkıştırılmış olması diğer beldelerimizin turizmden kopmasına sebep olmaz mı? Çünkü en çok haciz ve iflas vakaları beldelerde yaşanıyor. Beldelere yatırım yapılmamasının ve arka planda bırakılmasının ne derece doğru sizce? Minik bir şey söyleyeyim ben. Çok haklısınız. Minik de bir bilgi veriyorum. Geçen sene 2 milyon 800 bin kişi gelmiş. Bunların 780 bini uçakla gelmiş. Yani 2 milyon 100 bin kişi bahsedilen gemilerle gelmiş. İşte Kos'tan veya başka yerlerden. Ve 2 milyon 100 bin kişi sadece Barlar Sokağı'ndaki profili görüp bizi buradan ibaret zannediyor. Ama sevgili Barış Bey, bizim bununla ilgili bir projemiz var. Siz bana DM'den yazın, ben açıklayacağım onu size. Bakalım Murat Bey ne diyecek? Ya o konu aslında biraz tabii bazı şirketlerin tek elinde olduğu için çok dışarıdan müdahale olacak bir konu değil. Tabii ki de doğru olan bu mu değil. Ama dediğim gibi çok hani şimdi çok işin içinde olan bir adam için olarak söylüyorum. Onların saatleri de çok kısıtlı. Yani çok büyük bir gemi geldiğinde saat 10'da 11'de, mesela, 10'da 11'de çıkıyorlar. İşte 4'te 5'te toplanıyorlar. Yani 4-5 saatlik bir zamanı çok yarım adaya yaymak çok mümkün değil. O yüzden de tabii ki de otomatik olarak çarşı merkezde gezmeye başlıyorlar. Yani bu şey değil, böyle bir gemi gelse birkaç gün kalsa belki de buradaki tur şirketleri muhtemelen bununla ilgili bir program yapacaklardır, bir satış yapmaya çalışacaklardır. Yani bir gün işte Gümüşlü'ye götürüp, bir gün işte Turbitesi'ye götürüp, bir gün Yalıkavak'a götürürler ama 4-5 saatlik bir serbest zamanları için bunların. Ama bizim anladığım kadarıyla yani şu ana kadar yaptığım araştırmalarla ilgili söyleyebileceğim şu. Bizim 4-5 saatlik otarmamız lazım. Neden? Çünkü zaten %80'e 4-5 saat kalıyor. O zaten işte merkezde kalıyor insanlar ama. Evet. İşte yani. Hani şey diyor, bu adamlar sadece merkezi görüp dönüyorlar. Yani Bodrum'u Barlar Sokağı'ndan ve Marina'dan ibaret zannedebiliyorlar. Aslında işte bizim Gümüşlüğümüz var, Mindos kapısı var, Mozeyum var. Tabii ki 4 saatte biz bunları insanlara gösterebilir miyiz ama bunun için bizim derneğimizin bir çözümü ve projesi var. Bunu da resmi yollarla yazıyoruz. Onaylandığı zaman açıklarız. Yani kruzlarda aslında böyle bir sıkıntı var. Yani bence dünyanın her yerinde var. Çünkü kruzlar birçok yerde çok kısa sürelerde duruyorlar diye biliyorum. Ama dünyadaki tabii başka yerlerde örneklerine bakmak lazım. Eminim dernek olarak güzel bir çalışmaya hazırlamışsınızdır. Bilmiyorum. Her şeye hazır olun. Yapabileceklerimiz hayal gücümüzle sınırlı. Evet. Kesinlikle çok etkisi olacak bir proje. Yani yazma aşaması bitti. Tabii ki şu andaki siyasi süreç vesaire, şu anda daha önce resmi olarak onaylarımızı alamadık ama bu sebeple bir şey açıklamam doğru olmaz. Çok da etkili bir projemiz var. Aldığımız verilere en uyan, hani 4 saate, 5 saate en uyan sistemde bir şeyler var kafamızda, yapacağımız. Peki. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, ne demek? Ne demek senin konu? Şimdi Bora'dan bahsettik. Murat Ağan denizle ilgili ya, midir? Çok değilim aslında. Denizcilik yönü var mıdır? Yok, çok değilim aslında. Ben yani biraz şey, yani çok böyle ciddi anlamda işte yelken yapalım, tekneye çıkalım, böyle bir şeyim olmadı hiç bugüne kadar. Bir geçen sene bir şekilde bir ortak bir arkadaşımızdan dolayı bir Bike'ın düzenlediği yelken yarışlarında bir tekneye sponsor oldum ben. Orada birkaç kere böyle bir yelkenle ilgili bir şeyler yaptım ama bu tabii şeyle ilgili. Yani alışkanlık aslında. Yani bu spor değil, tamamen bir hobi. Ve hobiler çok küçük yaşlarda başlarlar. Bizim öyle bir küçük yaşta çok başlamadığı için böyle bir hobi. Sonradan yelkenci olunamıyor maalesef. Çünkü çok çalışmak isteyen, çok emek isteyen, bilgi isteyen bir iş. Çok da zamanım da olmuyor açıkçası böyle şeyler için. Şu an için hani öyle bir denizcilikle ilgili sadece bir arkadaşımın teknesi varsa çıkarım. Bir gezer en gelirim yani. En iyi tekne neydi? Arkadaşımın teknesi. Odur yani. Evet. Ama denizden uzak yaşamak çok... Deniz kenarını severim. yok denizden uzak. Ben onlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Herhalde mutsuz olmalılar. Yani bizim dışımızdaki herkes mutsuz herhalde, değil mi? Evet. Bodrum dışında başka bir yerde nasıl yaşanabilir? Hiç hayal edemiyorum. Evet.
Evet, ufak ufak yine orada tabii rejideki arkadaşlar hoplayıp zıplayarak bize sona yaklaşıyoruz. Aslıcığım artık kapat demeye başladılar. Biz sohbet ederken bunları düşünemiyoruz. Evet, düşünemiyoruz. Ben onları fark ediyorum. Hepsi bizden nefret ediyor. Çünkü onlar biz canlı yayını bırakınca eve gidebiliyorlar. O yüzden istiyorlar ki bir an önce bitireyim. Ama benim canlı yayını bitirebilme gibi bir özelliğim yok. Çok güzel yayın açıyorum ama kapatamıyorum. Yine kapatmıyorum, devam ediyorum. Son sorularımıza geliyoruz. Şimdi artık biraz bardan meyhaneciliğe doğru geçiyoruz. Değil mi? Böyle bir geçiş var. Yani. İkisi aslında belki hizmet sektöründe benzer gibi görünse de, kulağa öyle gelse de, aslında birbirinden çok farklı dinamikleri olan iki farklı iş. Şimdi nasıl karar verdiniz ve nasıl o ikisini birden hangi dengeyle yöneteceğiz, ne ya, yapacağız? Orada biraz görev paylaşımı var. Şimdi Özlem de daha önce 3 sene bir restoranculuk deneyimi var bu müdahalemden önce. Çok uzak değil bu işler. O yüzden de bir görevi paylaştık zaten. Tabii ilk kurulum ve sistemin oturması ile ilgili ben çok faal olarak çalışıyorum bu işle ilgili, ama aslında bu mesleğe de ben restoranculukla başladım. Bana çok uzak şeyler değil. O yüzden de şimdi şey yapıyoruz. Hani biraz görev paylaşıyoruz aile içerisinde. Orada Özlem ve Fuat oluyor. Fuat, erkek kardeşim. Biraz onlar daha faal olacaklar orada. Şimdi tabii şu anda beraberiz açılana kadar, açıldıktan sonraki sisteme kadar. Bir de benim hani bütün işletmeler çok yakın birbirine. Ulaşma mesafesi çok kısa olduğu için çok sorun yaşamıyoruz aslında bununla ilgili. Bir de saatleri de biraz farklı. Yani şu anda ilk yaptığım işle şu anki açtığım işletme arasındaki saat, çalışma saatleri biraz farklı. Yani bu beni çok görüyor mu? Çok görüyor ama birbirine karışıyor mu? Birbirine çok karışmıyor işler. Bir şekilde yönetiyoruz. Yani bunu da işte bir sistemin üzerine kuracağız tabii. Yavaş yavaş geliştireceğiz bu işte. Yabancılardan da bahsettik. Hani yabancılar da gelsin ve Ege lezzetlerini tatsın. Aslında en büyük amacım o bununla ilgili. Çok zor. Yani onunla ilgili bir planınız var mı, onu soracaktım. Var bu. İngilizce ya da Avrupalı herhangi birini ikna etmek çok zordur. Çünkü biliyorsunuz geldikleri zaman burada English breakfast ararlar. Yani illa o işte şey... Yani kime göre? Onlar da aslında bakın gerçekten onlar da böyle güzel bir şey sunduğunuzda onlar çok mutlu olacaklardır, emin olun. Ama yani hep böyle bir tedirginlerdir bir şey deneme konusunda. Denemesinler. Ama denesinler istiyoruz. Yok denesinler, deneteceğim de yani çok da güzel bir ama zaten ama oradaki hedef kitle hani Murat'ın da dediği gibi yurt dışına çıktığında oranın lezzetlerini tanımak isteyen bir kitle. Şimdi ben bir sürü arkadaşım biliyorum yurt dışına çıkıyor. İşte Subway, McDonald's. Ama mümkün değil, içine ne koyduklarını bilmiyorum. Aynen, Türk lokantası ya da işte Lübnan Mürkman oluyor bize yakın falan. Ya arkadaşım, yani Çin'e gitmişsin. Ya yesene orada hani tamam yosun yeme de okey de hani yiyebileceğin bir şey bul ye. Yok oradan ben yemem, aman tanrım içinde ne vardı. Şimdi o kitle çok zaten var. Bence o bizim istediğimiz kitle değil ya da bizim hedef kitlemiz olmuyor. Yeni şeyler keşfetmeyi seven insanlar daha çok bizim hedef kitlemiz. Ya bir de bizim artık hani dünyada da bizim ülkede de bir yeme içmeyle ilgili alışkanlıklar çok değişti artık. Yeni bir gurme diye bir kelime girdi hayatımıza. Evet. Yani o gurme kelimesi hepimizde böyle bir içten içten böyle acaba ben de damak tadım iyi midir acaba ben bundan anlar mıyım gibi böyle bir hevesimiz var. Ve insanlar bir yere gittiğinde yeni bir şeyler denemeyi artık seviyorlar. Eskisi gibi değil. O yüzden de şimdi bu yani artık böyle daha farklı şeflerin açtığı restoranlar daha gözde olmaya başladı. Farklı yapılan yemekler çok daha revaçta olmaya başladı. Yani bu bizim hani bu zaten dünya üzerinde ölmeyecek tek sektör vardır, o da yeme içmedir. Hiçbir zaman ölmez çünkü bu ihtiyaçtır çünkü bu. Ya o yüzden de bunu hani nasıl geliştireceğimiz ve yeni çıkan işte bu yeni tarz beslenme şekilleri, yeni tarz lezzetler, yeni tarz pişirme teknikleri falan herkesin çok merakla takip ettiği şeyler. Şimdi hepimiz sosyal medyalarımızı açsak Instagram'da, Facebook'ta takip ettiğimiz 3-5 tane tabii yeme içme ile ilgili mutlaka bir hesap vardır. Seviyoruz şu anda bunları. O yüzden de yani bu sadece bize değil bütün dünyada bu böyle artık. O yüzden de artık böyle şeyler çok pazarlaması kolay şeylerdi. Nasıl yaptınız, doğru yapıp yapmamanızla ilgili bir durum. Ben de işte bunun için uğraşıyorum aslında. Yani böyle bir trend var şu anda. Bu trendde de bir şeyleri yakalayıp insanlara farklı bir sunumda göstermek gerekiyor. Yabancılardaki iddiam aslında biraz da ondan. Yani bu dünya üzerinde değişen yeme içme alışkanlıklarıyla ilgili bir durum. İyi satarsanız, doğru satarsanız aslında olmayacak hiçbir şey yok. Yani yabancılar da ben eminim çok sevecekler orayı. Yani bu aslında hani şey temiz mutfak, kaliteli malzeme ve lezzetli yemek.
Hani üçü bir araya geldiği zaman bence başarısız olmasının imkanı ve istikrar. Ve istikrar.